Benden yapalım bakalım şimdi, benim ihtiyacım var mı bilmiyorum ama. Bence sizin ihtiyacınız yok. Tamam. Nasıl olurum mesela ben? Ama şöyle bir kaldırma olabilir buraya. Şu şekilde. Yukarıya doğru bir kaldırılabilir bu. Bakın şöyle. Evet. Olayım mı? Alt dudak ne oluyor o zaman hocam? Alt dudak kalıyor. Ben de maşallah zaten kendi dudaklarımı hep sorarlar da bir şey yok yani. Bence uygun. Benim zaten büyümesin mümkünse dudaklarım yani. Peki alt dudak ne oluyor hocam o zaman? Alt dudağa dolgu yapılabilir. Ha, bununla dudak eşitleyebilmek böyle amacıyla. Böyle istiyorlar yani, biraz şöyle. Bakın dişler hemen, evet, çıktı ortaya. Evet. Ha. Şimdi zaten buranın dudak bir mesafesi var. Evet. 11 ila 15 milimetre civarında olması lazım. Hı hı. Bazılarının doğuştan gelen bir uzunluğu var, evet, burada. Bazıları... Biz değişim bölümümüzde aslında hocam, sözünüzü kesmeyeyim. Yüz ameliyatlarında evet o bir kere yapıldı. Bir iki kere yapıldı ve çok büyük fark oluyor. Hı hı. Çok doğru. Olduğundan uzun olunca yüzün, değil mi, simetrisinin şimdi, o altın oranını bozuyor bir anlamda. Biz bazen bunu rinoplasti ameliyatlarıyla birlikte uyguluyoruz. Ha, çünkü burun şu şekilde düşük olduğu zaman üst dudak az görünüyor. Fakat kaldırınca çok uzun geliyor bu, evet, sefer hastamıza. Biz de bunu kısaltıyoruz. Tamam. Yani yine burun ameliyatlarından sonra uygulanabilir. Bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi yaşla birlikte... Buyurun lütfen. Yaşla birlikte uzuyor bu bölge. Hatta bir de kırışıyor. Dolayısıyla bu dudağı kaldırdığımız takdirde bu kırışıklıklar bir miktar ortadan kalkmış oluyor. Ve çok doğal bir görünümle hastamızı memnun edebiliyoruz. Hanımlar çok memnun bu ameliyattan. Çok